Mecidözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum'da en yüksek maaşı veren belediye olduklarını dile getirdi. Çorum'un tek muhalefet partisiyiz. En yüksek maaşı veren belediyeyim. Yaz konserleri öncesi konuşan Başkan Aylar, çalışanlara maaş müjdesi de verdi. Aylar, Temmuz ayından itibaren şirket işçilerimizin maaşı en az 6.400, en fazla 9.600'dür. Hayırlı olsun. Çorum'un en yüksek maaşı veren belediyesi de biziz dedi. İşçilerime de buradan müjdem olsun. Temmuz ayından itibaren şirket işçilerimizin maaşı en az 6.400, en fazla 9.600'dür. Hayırlı olsun. Çorum'un tek muhalefet partisiyiz. En yüksek maaşı veren belediyeyim. Konuşmasında belediye olarak yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Aylar, belediye olarak yaşlıların hizmetlerini karşıladıklarını, pazar yerine vatandaşları ücretsiz olarak taşıyıp tekrar evlerine bıraktıklarını, ayrıca cenazelerde ikram olayını kaldırarak bu görevi de belediye olarak üstlendiklerini anlatan Başkan Aylar, Alevi vatandaşların cenazeleri içinde dede geldiğini, tüm dini ritüelleri yaptığını ve ücretini de belediyeden aldığını kaydetti. Evlerimizde 65 yaş üstü, 65 yaş aylığı alan tüm yaşlılarımızın evindeki bakım, onarım, temizlik, çamaşırın yıkanması, ufak tüfek tamirini belediye olarak aylık periyotlarla şu ana kadar aylık 60-70 ailemizin temizliğini biz yapıyoruz. Kıdırlı Şıklar Mahallesi'ni ücretsiz yaptım. Pazartesi günü pazar yerine tüm mahallelerimizden ücretsiz taşıma yapıyoruz. Vatandaşlarımı evinden alıp evine bırakıyoruz. Bunu da gerçekleştirdik. Bir cenazemiz oluyor. Askeri ücretlisin. Toplum baskısı var. Mezarlıkta 500 bine vereceksin. En az 10 bin liran gidiyor. Fakat toplum baskısı var. Babasını büyütmüş, okutmuş, bir de veremiyor mu diye bu sorunu görmüştük ve söz vermiştim. Mezarlıklarda bir de ikramı kaldıracağım, onun yerine biz ikramda bulunacağız. Bunu gerçekleştirdik ve Alevi vatandaşlarımızın büyük problemi vardı. Cem Vakfı'yla anlaştık, sözleşmeli dede gönderiyor. Alevi vatandaşlarımızın dini ritüellerinin tamamını yapıyor. Köye ise köye, mahalleye ise mahalleye sırlamasını yapıyor, geliyor, ücretini biz ödüyoruz. İlçenin en büyük sorunlarından birisinin su olduğuna dikkat çeken Başkan Veli Aylar, yapılan incelemede su alanların %70'inin kaçak, geri kalanlarının ise ödeme yapmadığını tespit ettiklerini ve bununla mücadelede de taviz verilmeyeceğini vurguladı. Şunu söylüyorum meclisler. Bu konuda geri adım atarsam, taviz verirsem 6 ay içinde yine 45 dakika su alırsınız. Bu konuda bana destek verin. Su altyapısını değiştirdik. 65 bin lira her ay 2033 yılına kadar kredi ödüyoruz. Hiç gerek yoktu. Sorun su altyapısında değildi. Sorun 2400 abonemiz var. %70'i kaçak, geri kalan da parasını ödemediği için kullanıyor, susuz kaldık. Yeni hatlara geçtik, Samsun'dan mühendis getirdim. İzlediler, dedi ki başkanım, gece 12 ile sabah 4 arada suyun %70'i gidiyor. 3 değirmenlik su versen sorun çözülmez. Radikal karar aldık. Saatleri katlı saate geçtik, bahçelerin önüne koyduk, müthiş tepki oldu. Kendi ailemden, başka yerden kimse destek vermedi. Bu konuda sadece yanımda kardeşlerim, ailem kaldı. Çok çile çektim. Ama sonuç ne oldu? Son ankette destek oranı suda %82. Konuşmasında Mecidözü'nün bir kültür merkezine kavuşturulacağını, bunun için yer aldıklarını söyleyen Aylar, ayrıca sanayiyi taşıyıp yerini de TOKİ'ye vererek Mecidözlüler için 200 konutluk yaptıracaklarını anlattı. Çevre yolunda yer aldık. Projesi Şehircilik Bakanlığı'ndan hazırlanıyor. Sanayiyi oraya taşıyacağım. Sanayinin yerini TOKİ'ye bedava vereceğim 200 konut için, sizler için.
O TOKİ'yi buraya, o sanayinin yerine mutlaka yaptıracağız. Diğeri de bölünmüş yolumuz var. Biliyorsunuz çevre yolu geçti, kör noktada kaldık. Bu çevre yolunun geçmesinde hepimizin suçu var. Tüm siyasi partilerin, esnafın, ilgilenmedik, peşine düşmedik, kör noktada kaldık. Şimdi bunu canlandırmak için Çorum girişinden Amasya çıkışına kadar mutlaka yeterse zamanım çevre düzenlemesi yaparak bölünmüş yolu sağlayacağız.